Fonksiyonlar test yedi çözümleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda f x artı 1 fonksiyonu bize parçal olarak tanımlamış. T'nin f fonksiyonu altında görüntüsü 1 olduğuna göre t kaçtır diyor. Yani bize diyor ki f t eşittir 1 diyor arkadaşlar. T'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi t'yi bulmak için burada fonksiyonun alabileceği değerlere baktığımızda. Şimdi x eksi 1 isen 1 yapman için x yerine kaç yazman lazım? 2 bak şurada. 2 birden küçük oldu mu olmadı. Demek ki bunu düşünmemem gerekiyor. Daha sonra baktığımızda şurada 1 yapmam için x yerine 1 yazmam lazım. X yerine 1 yazarsak ne olacaktır? Bakın f2 eşittir 1 olur. f2 1 ise o zaman t nedir buradan arkadaşlar? 2 olarak bulunmuş olur. Geldim ikinci soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinden tanımlı bir f fonksiyonu için f(x)'i bakın f(x) artı 3 eşitliği sağlanmaktadır demiş. Buradan yola çıkarak mesela f1 eşittir ne olur? X yerine 1 yazarsan f4. Mesela bu eşitlik sağlandığını söylemiş bize. Her x elemandır bakın. 0 kapalı 3 açık aralığı için. f(x) eşittir x kare artı 6x artı 9 olduğuna göre f kök 12 artı f17 ifadesinin değeri kaçtır? Demek ki biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şurada bakın x'i 0 ile 3 arasına indirmem lazım. Bunu indirmemiz için de bakın üstteki eşitliği kullanmamız gerekiyor. Daha sonra baktığımızda şurada ikinci dereceden denklemi tam kare hale getirirsem ne olur? Fx eşittir. X artı 3'ün karesi olur bakın. Bunu da belirlemiş olduk. Şimdi f kök 12'yi düşünelim. Kök 12 sayısı 3'ten büyük arkadaşlar. Şu aralığı düşünmem için 3 çıkarırsam bakın eşitliği sağlanır. Üstteki verdiği eşitlikten. Buradan nedir o zaman? F kök 12. F kök 12 eksi 3 eşit olmuş olur. O da eşittir bakın. X yerine kök 12 eksi 3 yazarsak ne olacaktır? Kök 12 eksi 3 artı 3'ün karesinden eksi 3 artı 3 sıfırladı. Kök 12'nin karesini aldı. 12 olarak bulundu. F17'yi bulmam için bakın. Şimdi ne yapmam lazım? 0 ile 3 aralığına getirmem gerekiyor şurada. Değerini bulmamız için. 3'er 3 çıkararak gelirsek ne olur? 3 çıkardım 14, 3 çıkardım 11, bir 3 daha çıkardım 8, bir 3 daha çıkardım 5. Hatta istediğim aralıkta değil, bir 3 daha çıkardım f2. Direkt f2 olduğunu söyleyebiliriz. X yerine 2 yazarsam 2 artı 3'ün karesinden ne olacaktır? 25 olarak bulunur bakın burası da. 12 ile 25'i toplarsak toplamı sormuştu. Cevabımız 37 olarak bulunmuş oldu. Geldim 3. soruya. A ve B kümeleri vermiş bakın bize arkadaşlar. Her A elemanıdır A için. A artı f(a)'nın küçük eşittir 8 eşitliğini sağlayan a'dan b'ye tanımlı kaç fonksiyon yazılabilir demiş bize. Şimdi baktığımızda tanım kümesini aldığım elemanla değer kümesini aldığım elemanın toplamının 8'den küçük eşit olmasını istiyorum. Şimdi biri seçersen bak tanım kümesinden a kümesinden biri aldığında kaç farklı yere gidebilir? Değer olarak düşün değer kümesinde b'den düşünmem lazım. 4 olsa toplam 5 olur. 5 olsa 6 olur. 6 olsa 7 olur, 7 olsa 8 olur. 4 farklı yere gidebiliyor bakın. 1. 2 için düşünelim. 2 için düşünürsem bak 2 4'e gidebilir, 5'e gidebilir, 6'ya gidebilir. 7'ye giderse 9 olur. Bu eşitliği sağlamaz. 3 farklı yere gitti bakın. Geldim 3 elemanı için düşünürsem. 3 elemanı da bakın arkadaşlar 4'e gider ve 5'e gider. 2 farklı yer var. Daha sonra baktığımızda 4 elemanı düşünelim. 4 sadece 4'e gitmeli. Çünkü neden? Toplamı 8 yapıyor. Diğer değerler için 8'den büyük oluyor. Bir farklı yere gitti. Burada hepsini çarptığımızda arkadaşlar ne olacaktı? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 farklı fonksiyon yazabiliriz. Geldim 4. soruya. A kesişim B boş küme olmak üzere demiş. Yani burada arkadaşlar ortak elemanları yok demek. Ortak elemanları yok. Kesimleri boş küme olduğu için elemanları yok. Yani birbirinden farklı elemanlar arkadaşlar. Kesinlikle hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi birim fonksiyon olması için bakın neydi mantığım? Fx eşittir x. Yani tanım ve değer kümelerinde aynı elemanların bulunması gerekiyor. Biz dedik ki ortak eleman yok dedik. Birim fonksiyon kesinlikle olamaz diyeceğim. Geldim 5. soruya arkadaşlar. F'in tersinde x fonksiyonu eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada baktığımızda fx fonksiyonunu vermiş bize. Tersini bulmak için y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakmam lazım. Ama ondan önce bakın ikinci dereceden bir denklem. Bunu tam kare yazmaya çalışalım. Yani şöyle parçalasak bakın. fx eşittir dedim. X kare artı 4x. 7'yi bakın 4 artı 3 olarak parçaladım. Eşittir. Bunu da y'ye eşitlememiz lazım. Tersini bulmak için. Şurada bakın bir tam kare ifade oluştu.
Hatta ne oldu burası? X artı 2'nin karesi oldu. Karesi olarak söyleyebiliriz. Burada baktığımızda mantık olarak x'i yalnız bırakacaktık. Artı 3 ile karşı tarafa attım. Buradan ne olacaktır? X artı 2'nin karesi eşittir y eksi 3 oldu. Daha sonra bakın kareli bir ifade var. X'i yalnız bırakmam için her iki tarafın kökçeğini almam lazım. Kökçeğini aldığımızda ne olacaktır? Kareli kare kök götürdü. X artı 2 eşittir. Kök içinde y eksi 3. Daha sonra artı 2 ile karşı tarafa gönderdim. X eşittir. Kök içinde y eksi 3. Eksi 2 olarak bulundu. Artık x'i yalnız bıraktım. X'i yalnız bıraktıktan sonra x gördüğüm yere f'in tersinde x. Y gördüğüm yere de x yazacağım. Yazdığımızda ne olacaktır arkadaşlar? F'in tersinde x eşittir. Kök içinde x eksi 3 eksi 2 olarak bulunmuş oldu. Baktığımızda hangi şıkta var? Ters olarak vermiş. C şıkkında var. Geçtim 6. soruya. Fx ve gx fonksiyonları tanımlamış bize bakın. Daha sonra bileşik olarak. Şimdi şu dıştaki tersi dağıttığımızda ne olacaktır? F'in tersinde g eksi 2 eşittir 6 olur. Bakın yer değiştirdiğimizde ne olacaktır? F6 eşittir g eksi 2'yi bulmuş olduk. Burada F6'yı bulmam için x yerine 6 yazarsak ne olur? F6 eşittir dedim. 6 çarpı 3 18, 2 ekledim. 20 bölü 6'dan 4 çıkardım. 2 10 olarak bulundu bakın. 10 eşittir dedim. Şimdi g eksi 2'yi bulmak için x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam. Eksi 2a artı 12 eksi 2 artı 3 daha 1 bölü 1 oldu. Buradan da bakın paydadaki 1 hiçbir şekilde işlemi etki etmez. Eksi 2a artı 12 oldu. Artı 12'yi sola gönderdiğimizde eksi 2 eşittir. Eksi 2a'yı elde ettik. Eksi 2'ler gitti bakın. A eşittir 1 olarak bulunmuş oldu. Geldiğim 7. soruya arkadaşlar. Fx'i bize bakın nasıl tanımlamış. 2 üzeri x eksi 1 olarak tanımlamış. Daha sonra f a artı b artı 2 ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada baktığımızda ilk öncelik olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. X gördüğüm yere a artı b artı 2 yazarsam f a artı b artı 2'yi bulurum. F a artı b artı 2 eşittir dedim. X gördüğüm yere bakın. A artı b artı 2 yazdım. Eksi 1 de var burada. Buradan ne olur? 2 üzeri a artı b artı 1 oldu. Bunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunun eşitini bulmam için de arkadaşlar şöyle bir şey düşünmem gerekiyor bakın. 2 üzeri x eksi 1 nedir? 2 üzeri x bölü 2'dir. Eşittir fx dedim. İşte arkadaşlar çarpım yaparsak buradan ne gelir? 2 üzeri x eşittir 2 tane fx. Bu elimizde dursun. Daha sonra baktığımızda şu ifadeyi de ben 2 üzeri üstü sayıları kullanarak 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b çarpı 2 olarak yazdım. Şimdi x gördüğün yere a yazarsan ne olur? 2 üzeri a eşittir. 2 tane fa olur bak. Sağ üstteki denkleme bak. 2 tane fa. Çarpı dedim. X yerine b yazarsan 2 tane fb olur. Çarpı 2 de var zaten. Daha sonra 2 ile 2 çarptım. 4, 4, 2 çarparsak 8 çarpı fa çarpı FB olarak bulunmuş oldu cevabımız. Geldim 8. soruya arkadaşlar. F yani bileşke fonksiyonlar vermiş bakın. Bileşke fonksiyonun özelliğini kullanırsam F parantezinde GX eşittir ne olur? 2X artı 3. Daha sonra baktığımızda şurada alttaki denklemde kullanırsam G parantezinde HX eşittir 3X eksi 1. Şimdi bize sorulan ne arkadaşlar? F8 ve H3 bak eksi 2 çarpı H3 demiş. Şimdi burada şöyle bir şey düşünsek. Gx gördüğüm yere ben Gx'de mesela x gördüğüm yere H x yazsam ne olacaktır? Birinci denklemden F parantezine G parantezinde H3 eşittir. 2H3 artı 3 olarak bulunur. Daha sonra baktığımızda şurada H3'ü bulmam için ne yapmam lazım? X yerine 3 yazarsak bakın alttakinde X yerine 3 yazdım. Ne olacaktır? G parantezinde H3 eşittir. 3 ile 3 çarptım. 9, 1 çıkardım. 8 olarak bulundu. O zaman gel bak nasıl bir denklem elde edildik? F8 eşittir. 2H3 artı 3'ü yakalamış olduk. Daha sonra bakın. Şurada F8 gördüğüm yere bunu yazarsam denklemde sorulan yerde ne olacaktır?
2H3 artı 3 eksi 2H3. Artı 2H3 de eksi 2H3 sıfırladı. Ne kaldı elinde? 3 olarak bulunmuş oldu cevap. Grafikte demiş bize bakın. A ve B hareketlerin bir doğru boyunca konumlarının zamana bağlı değişim fonksiyonları verilmiştir. Buna göre A'nın ilk hareketinden 1 saat sonra iki hareket arasındaki mesafe kaç kilometredir? Şimdi baktığımızda B ne olmuş arkadaşlar? Artı yönde gitmiş. G fonksiyonuna baktığımızda da yani A eksi yönde gitmiş. Yani bunlar zıt yönde hareket ediyorlarmış gibi düşün. 1 saat sonra bize zaman dakika olarak vermiş. Bakın 1 saat 60 dakikayı düşünürsem. Burada B'nin gittiğini bulmam için F60'ı düşünmem lazım. F60 ne olacaktır? 60 eksi 5'ten 55 olarak bulunur. Demek ki bir başlangıç noktası var. B aracı gitmiş böyle. Toplamda nereye gelmiş? Şuraya gelmiş mesela son konumu. 55 kilometre yol gitmiş. Şimdi A aracını düşünürsem bakın. 20 dakikada ne olmuş? Sıfıra gelmiş konumu. Yani 40 kilometrelik bir hareket yapmış. Daha sonra baktığımızda 60 dakika olması için şurada 60'ı düşün. Ne olacaktır? Eksi yönde bir konum olacaktır. Şimdi 20'de 40 gidiyordu. Şurada mesafe 40. 40'ta kaç gider o zaman? İki katına 80 kilometre. Şurada da bak. Eksi 80'e gelir konum olarak. Yani şurayı başlangıç olarak düşün. Şöyle de ne olacaktır? 80 kilometre yol gidecek. Ve şurada A konumu olsun. Bize arasındaki mesafe kaç kilometredir diye soruyor bakın. 55 ile 80'i toplarsak ne olacaktır? 135 kilometre olarak bulunur. Geldim 10. soruya. A noktası analitik düzlemde ikinci bölgede demiş. İkinci bölgede analitik düzlemde arkadaşlar. Burada x eksidir, y de pozitiftir. İkinci bölgeyi düşün analitik geometrideki. Buradan x artı y eşittir 6 doğrusu üzerindedir demiş. A noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamını veren fonksiyon fx olduğuna göre. Fx fonksiyonu eşittir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Buradaki denklemde bak. Y'yi yalnız bırakırsan neyi bulursun? 6 eksi x. A noktasının konumunu düşün o zaman. Ne olacaktır? X'e 6 eksi x konumunda olacaktır. Daha sonra eksenlere olan uzaklıkları toplamı. Şimdi herhangi bir nokta verildiğinde eksenler olan uzaklığını toplamını bulurken ya eksenler olan uzaklığını bulurken yapmam gereken şu arkadaşlar bakın. X ekseni olan uzaklığının için y'nin bileşenini düşünmem lazım. Yani ikinci bileşen. Mutlak değer için de 6 eksi x dedim. Şimdi x negatif sayılardan oluşuyordu. 6 eksi x'i düşün. Pozitif bir sayıdır. Direkt 6 eksi x olarak çıkar dışarıya. Daha sonra y ekseni uzaklığını bulmam için x bileşenini düşünmem lazım. Bakın yani birinci bileşen noktadaki. Bu da nedir? X. Mutlak değer için de x dedim. Negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkar. Eksi x olarak. Bunların toplamı da bize neye veriyormuş? Fx'i. Toplayalım arkadaşlar. 6 eksi x. Eksi x'den ne olacaktır? 6 eksi 2x olarak bulunur. Geldim 11. soruya. Aşağıda fx doğrusal fonksiyonu verilmiş. Bakın arkadaşlar ve gx sabit fonksiyonu grafiklerin bazı parçaları birlikte verilmiştir demiş. Buna göre kesinlikle aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Mesela şu iki fonksiyon grafiği düşündüğünde yani bir tane düzlemde çizmeye çalışırsak bakın ne olacaktır? Burası y, burası x. Sabit olanı kırmızı ile çiziyorum. Şöyle bakın. Daha sonra diğerini de mavi ile çizdiğimizde. Şöyle bir grafik ortaya çıkar bakın. Şöyle doğrusal çizdim. Şöyle bir grafik ortaya çıktı. Daha sonra demiş ki bize kesinlikle doğru demiş. F artı G3. F3'ü düşün. Pozitif değerler alır. G3'ü düşün. Yine pozitif değer. Pozitif de pozitif topla. Nedir? Sıfırdan büyük olur kesinlikle diyebilirim. F çarpı G0. G0 ve F0'ı düşünürken bak. Orijini düşün. İkisi de pozitif değerler almış. Artı ile artıyı çarpsam ne olacaktır? Sıfırdan büyük olur. Daha sonra geldim. F eksi G eksi 1 demiş. Sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar. Düşünürsek. Eksi 1. Şurada aldım mesela ne olacaktır? İkisi de artı olacaktır. Artıdan artıyı çıkarırsam mesela ne olur? Eksi 0 olabilir. Sıfırdan büyük olabilir mi? O da olabilir aslında baktığımızda. Fakat eşit olduğunda ne olur? Sıfır olur. Burada bir kesinlik var mı? Yok. 3'ü eledim. 1 ve 2 doğru cevap olmuş oldu. Bileşke fonksiyonu vermiş. Bakın bize 19 tane f bileşke 1'in ifadesinin değeri kaçtır? Yukarıda da grafiği vermiş arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıç olarak f1 ile başlarsan f1 nereye götürüyor seni?
F1 eşittir. Grafikte takip et 3'e. Daha sonra sırada F3 var bakın. F3 nereye götürüyor bizi? 2'ye. Daha sonra 2 var. F2 nereye götürüyor? Bakın. 4'e. Daha sonra F4 var. Nereye götürüyor? 1'e. Daha sonra sırada F1 var. Nereye götürecek? 3'e. Mesela bakın ne oldu? Tekrar mı etti? 4'te 1 tekrar ettiğini bulduk. Tekrar edecek. Şimdi 4'te tekrar edeceği için 19'u 4'e böldüm. 4 kere 16 kalan da 3. Burada kalanı düşünmem lazım arkadaşlar. Üçüncü olan nereye götürüyor bize bak. Bu birinci olarak düşün. Şöyle. Yazmadı. Birinci olan F1 eşittir 3 olduydu. İkinci olan F3'ün 2 oldu. Üçüncü olan da bak F3'ün 4 oldu. Buradan cevap ne olur o zaman? Üçüncü olan F3'ün 4 olmuş. Şöyle gösterirsek bakın. Cevabımız 4 olarak bulunmuş olur. Burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü, burası dördüncü. Beşinci de bakın zaten tekrar ediyor. Başa dönüyor. Bu şekilde test 7'yi de bitirmiş olduk.